Evet sevgili bahisseverler, Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı İddia Bilir TV'den hepinize merhabalar. 7. hafta Spor Toto bülteni ile yeniden sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta 15 bilen çıkmadı, devretti. O yüzden bu hafta 1 milyonu geçmesi bekleniyor Toto'nun. Öncelikle arkadaşlar videolarımıza gerçekten çok az beğeni, çok az like yapıyorsunuz. O yüzden baştan hatırlatayım, videonun altında şu işarete dokunursanız destek vermiş olursunuz bize. Teşekkür ediyorum şimdiden. Yine yorumlarınızı alt kısma yaparsanız sizde hem etkileşim olur hem de birbirinizin fikirlerinden faydalanmış olursunuz. Ben de elimden geldiğince okuyup cevap vermeye çalışıyorum. Geçen hafta dediğimiz gibi 652 bin liradan fazla para devretti. Bu hafta 1 milyonu geçecektir büyük ihtimalle. 14 bilen 6 kişi 62'şer bin lira almış. 13 bilen 92 kişi 4 bin küsur lira. 12 bilen 1059 kişi de 440 lira kazandığı görülüyor. Geçen hafta biz sürpriz aradığımız maçlarda başarılı olamadık. Mesela bir Manchester United maçı vardı hatırlarsanız. Pardon, Leicester City Tottenham mücadelesinde Tottenham'ın yenilmeyeceğini, berabere kalabileceğini söylemiştik ama Leicester yendi. Öyle bir sürprizimiz çıktı. Yine Frankfurt Dortmund mücadelesinde 2-1 öndeydi Dortmund. Orada 2 ve 0 bütçesi olanlar alsın dedik ama direkt 2'ye gitmiştim ben. O yüzden 0 bitti mücadele. Biz 2 almıştık. Sevilla'nın Real Madrid'e sürpriz yapabileceğini düşünmüştük ama 1-0 oynamıştık. Orada da Real Madrid'i yendi. Yine Çaykur Rize maçında 1 ve 0'ı birlikte alalım dedik ama Gazişehir yendi. Bu tür şeyler çıktı. Kayseri Denizli'yi yenemedi mesela. Berabere bitti. Göztepe Konya maçında da bir direkt beraberlik, aslında kapatılması gereken bir maç dedik ama ben direkt beraberlik riskini aldıydım. 1-0, 10 kişi kalmasına rağmen Göztepe kazanmıştı. 10'da kaldık sanırım biz. Yine aranızda 12-13 inşallah tutturan vardır. Henüz öyle bir yazan olmadı ama zaten 15 tutturan yok. Bu hafta ben çok fazla şey yapmadım. Hani normalde 256 yapıyordum ya ortalama, hani ne çok az ne çok fazla diye. Yine tek bütçesi az olanlara da tek tercih vermeye çalışacağım. Bütçesi çok olanlara da önemli uyarılarımı yapmaya çalışacağım. Dilim döndüğünce nacizane fikirlerimi belirteceğim. İlk maçımız 27 Eylül Cuma günü 20.30'da ilk maç oynanacak ve Toto'nun da birinci maçı Başakşehir-Rizespor mücadelesi. Başakşehir'in en son ben Beşiktaş maçında beğendim arkadaşlar. Yavaş yavaş gelişim gösteriyor. Eğer ciddiye alırsa, zaten Çaykur Rize'de de son zamanlarda bir düşüş söz konusu baktığımız zaman ve bu deplasmanda zorlanacaktır diye düşünüyorum ben Çaykur Rizespor. Her iki takımda da önemli bir sakat cezalı görünmüyor. Siz yine Cuma günü son güncellemelere bakın mutlaka. Mesela maç 8.30'da oynanacak ilk maç ama siz 7.30-8 gibi en geç kuponlarınızı yapmaya çalışın. Son saate kadar bekleyin ki güncellemeleri alın, sakat cezalı bilgilerini. Burada ben Başakşehir'in kendi evinde yenilmeyeceğini düşünüyorum. Yenebilir bile yani düşüşte olan Rizespor'u. O yüzden 1 ve 0 olarak aldım kuponuma. Sizlerin de kafasına yatıyorsa, sürpriz dediğim gibi çıkarsa 0'la çıkar diye düşünüyorum. Aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Denizli Kasımpaşa mücadelesi ikinci mücadelemiz. Burada da Denizli Spor'u aslında ben beğenmiştim. İyi de başlamışlardı lige. Yine kendi evlerinde başarılı olabilirler ama Kasımpaşa mesela Antalya Spor'u 3-0 yenmişti kendi evinde. Galatasaray maçından sonra hafta arası yine Türkiye Kupası'nda Yeni Çorum Spor'u yendiğini görüyoruz. Denizli Spor'da yine Hacettepe ile oynamış hafta arasında. Her iki takım da oynamış hafta arasında mücadelelerini. İstiklal Mobilya Kayseri Spor'la birbiri berabere kalmıştı. Denizli Spor burada ben beraberlik çıkacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Ya Kasımpaşa yenecektir. Burada favori kim açılır onu da bilmiyorum. Belki Denizli açılır ev sahibi diye ama Kasımpaşa'ya da dönebilir mücadele. Her iki takımdan biri götürür gibi geliyor bana. Ben 1 ve 2 olarak aldım. Yine kafanıza yatıyorsa siz de en az 2 tercih yapmalısınız diye düşünüyorum. Ya Denizli yener ya Kasımpaşa yener. Biri favori biri sürpriz olsun diye düşünüyorum. Üçüncü maçımız Alanya Spor Sivas Spor mücadelesi. Burada da Alanya Spor yenilmezliğini sürdürüyor. Ligde lider olarak devam ediyor. Sivas Spor tehlikeli bir takım ama daha çok kendi evinde tehlikeli ki Trabzon'u yendi geçen hafta biliyorsunuz. Ondan önce Medipol Başakşehir'e yenilmedi. Burada Alanya Spor'la da yine dişe diş bir mücadele oynayacaktır ve yenilmemeye çalışacaktır. Yine sakat cezalı bilgisine bakın, şu anda bir şey görünmüyor. Ben bu mücadelede Sivas Spor'a beraberlik yeteceğini düşünüyorum. Ağırlıklı olarak tek tercih yapacaklar, bir beraberlik deneyebilirler. Biliyorsunuz Toto'da neyin olacağından ziyade işte şu sürpriz çıksın ki ben de onu yazayım ki diye en az 3-4 tane 5 tane sürpriz yazmalısınız. Bu maçı da ben 1 ve 0 olarak aldım. Ya Alanya Spor kendi evinde yenebilir ya da beraberlik çıkar diye, ama aşırı sürpriz isteyenler Sivas'ı da deneyebilirler. Ben 1 ve 0 olarak aldım. Benim kuponum 128
lira bu hafta arkadaşlar. Bazı maçlarda riske giderek 4 tane direkt beraberliğim var mesela. Benim aslında kapatılması gereken mücadele hepsi de zor ama ben risk alarak direkt beraberliği oynadım. Onları da söyleyeceğim. Şimdilik ilk 3 maçta 1-0, 1-2 ve 1-0 olarak söyledim. 4. maçımız işte Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi. Önemli bir derbi tabii. Mesela kapatılması gereken, bütçesi olan arkadaşların kapatması gereken bir mücadele. Hangi taraf kazanırsa ben şaşırmam. Belen da şüpheli görünüyor Galatasaray'da. Maskeyle oynayacak. Oynaması bekleniyor ama deneniyor şu anda antrenmanlarda. Rahat nefes alıp almadığı ki çok önemli bir faktör Belen'da. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım ve Moses şüpheli konuma geçmişler. Sakatlıkları geçti. Görev verilirse oynayabilir demek bu. Rodriguez'in önemli bir sakatlığı var Fenerbahçe'de. O da önemli bir faktör yine Fenerbahçe açısından ama ben bu mücadelede dediğim gibi yüksek bütçeli oynayacak arkadaşların kapatması gerektiğini düşünüyorum ama bana göre beraberliğin ağır bastığını düşündüğüm için ben risk alarak kuponuma sadece 0 koydum. Ne tarafa dönse şaşırmam yani, o yüzden kapatmanız gerekir diyorum. Fenerbahçe de yenebilir normal sonuç. Galatasaray da yenebilir kendi evinde, daha normal sonuç. Ama ağırlıklı olarak beraber biteceğini düşündüğüm için 0 aldım. Siz de yine kendi fikirlerinizle birleştirip ona göre bir seçenek koyun. En az 2 tercih yapmalısınız diye düşünüyorum. Dediğim gibi ben tek tercih 0'la aldım. Konyaspor Kayseri mücadelesi 5. mücadelemiz bu da. Konyaspor geçen hafta tabii Göztepe karşısında bir hüsrana uğradı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra özellikle golü yedi ve çeviremedi. 1-0 yenildi. Kayseri Spor'a baktığımızda da onlar da Denizli'yi ağırladılar. Kendi evinde yenemediler. Konya deplasmanında işleri biraz zor tabii. Yine sakat cezalıya siz bakın, şimdi bir şey görünmüyor. Biz bunu perşembe akşama doğru çekiyoruz ve Konyaspor'un kendi evinde Kayseri'ye yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ben 1 ve 0 olarak aldım kuponuma. 1 olabilir, yenebilir evet ama 0 en fazla sürprizle çıkacaktır diye düşünüyorum. Kayseri'ye döneceğini düşünmüyorum. Büyük sürprizler olmadıkça. Benim sürpriz arayışım 0'la yani. Kafanıza yatıyorsa 1 ve 0 olarak alabilirsiniz siz de. Antalya Spor Yeni Malatya Spor mücadelesi işte zor bir mücadele daha. Çünkü Antalya Spor'u henüz çözebilmiş değilim. Yani çok bazen çok iyi oynuyor. Deplasmanlarda iyi oynuyor. Kendi evinde kötü oynuyor. Mesela Kasımpaşa Antalya maçında geçen hafta 1-2 almıştık yanlış hatırlamıyorsam. Kasımpaşa yendi. Ondan önce kendi evinde Kayseri ile 2-2 kaldı. İşte ondan önce 3 maçtır berabere kalan bir Antalya Spor var. Burada Yeni Malatya'ya baktığımız zaman Galatasaray'la berabere kalmışlardı. Biliyorsunuz iyi de top oynuyorlar. Malatya Ligi'nin iyi takımlarından biri. Ondan önce Ankara Gücü'nü deplasmanda 4-0 yendiler. Yine sakat cezalı. Önemli bir şey yoksa siz cuma akşamına doğru bakın. Bu maçta da ben bir galip çıkacağını düşünüyorum. Ya Antalya kendi evinde yenecektir ya da Malatya yenecektir ki güzel olur Malatya'nın yenmesi. Beraberlik çıkacağını düşünmediğim için ben 1 ve 2 ile tercihimi yaptım. Yine siz de kendi fikrinizi birleştirip oynayabilirsiniz. 7 numaralı mücadelede Ankara Gücü Gençler Birliği mücadelesinde baktığımız zaman oynanan futbola da baktığımız zaman ben Gençler Birliği'nin biraz daha olumlu, pozitif futbol oynadığını görüyorum. Ankara Gücü Metin Diyedin'le anlaştıktan sonra çıktığı ilk mücadele geçen haftaydı. Ligin son sırasında bulunuyor Gençler Birliği bu arada. Fenerbahçe'ye 2-1 yenilmişti Ankara Gücü. Bakalım burada nasıl performans gösterecek. Gençler Birliği de Trabzon'la berabere kaldıktan sonra lig lideri Alanyaspor'a kendi evinde yenilmedi en azından. Sakat cezalı bilgisi yine yok. Ben burada Gençler Birliği'nin yenilmezliğini oynadım. Ankara Gücü belki evinde favori olacaktır. 1 ve 0 oynanabilir ama ben dediğim gibi Toto açısından baktığım zaman Gençler Birliği'nin yenmesi benim daha çok işime gelecektir. O yüzden 0 ve 2 olarak aldım kuponuma. Bir diğer mücadele Trabzonspor Beşiktaş. Yine zorlu bir mücadele. Bu da yine kapatılmıştı. Olması gereken bir mücadele. Beşiktaş kötü durumda, yenmeye gücü yok. Trabzonspor'un sakatları var yine. Onlar da yenemeyebilirler. Geçen haftaki gibi Beşiktaş Başakşehir'le yenişememiş diye onun benzeri bir mücadele bekliyorum. Ben Trabzon'da Sivas'a yenildi deplasmanda. Burada yenmek isteyecektir Beşiktaş ama yenemese de ben beraberliğin yine ağır bastığını düşünüyorum. Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Ekuban, işte Ivanildo Fernandez, Staric ayak bağlarında zedelenme görünüyor ama iyileşme ihtimali var. Yine takip edin cuma akşamına kadar güncellenen sitelerde bakın Bilyoner Nesine orada burada sakatlara. Beşiktaş'ta da yine El Nene kırmızı kart cezalısı. Enzo Rocco şüpheli oynayabilir. Adem Lait sarı kart cezası çok önemli faktör Beşiktaş için. Victor Ruiz yine sakat. Dediğim gibi klasik bir beraberlik mücadelesi. Dediğim gibi ya kapatmamız lazım ya da ben direkt 0'a aldım dediğim gibi. 4 tane direkt 0 aldım dediğim bu maçta direkt 0 olarak aldım kuponuma risk alarak. Çünkü 1-0 da desek olur. 0-2 desek de olur ama beraberliğin daha çok ağır bastığını düşünüyorum. Ben aynı fikirdeyseniz deneyebilirsiniz. Gaziantep-Göztepe mücadelesi. 9 numaralı mücadelemiz. Gaziantep'in daha çok 3-5-2 tarzında böyle daha çok atağa çıkan ve aynı zamanda daha çok defansında boşluklar verdiğini görüyoruz. Göztepe'de kötü gidişatını geçen hafta Konya'yı
yenerek kendi evinde en azından iyiye doğru gitmeye başladı diyebiliriz. Hafta arasında da Yozgatspor'u Türkiye Kupası mücadelesinde 3-0 yendiklerini görüyoruz. Gazişehir'de Çaykur Rize'yi yenmişti 2-1 geçen hafta. Dediğim gibi bol tempolu, bol pozisyonlu mücadele olacaktır. Kayode'nin kırmızı kart cezası olduğunu söyleyelim Gazişehir'de ve Muğdat Çelik yine sakat. Göztepe'de bir şey görünmüyor. Yine mutlaka bakalım son güncellemelere, sakatlara. Burada ben 1-0 olarak aldım. Gazişehir'in kendi evinde yenebileceğini Göztepe'yi ya da yenilmeyeceğini düşünüyorum. 0 beraberliğini de aldım, yani 0 riskini de 1 ve 0 olarak aldım. Siz yine biraz daha sürpriz arıyorsanız 0-2'ye gidebilirsiniz. Beraberliğin ağır bastığı mücadele gibi geliyor bana. 1-1-2-1 çerçevesinde bitebilir gibi. Dediğim gibi 128 liralık kuponuma ben 1 ve 0 olarak aldım. 10 numaralı mücadele Everton-Manchester City mücadelesi. Son durumlarına baktığımız zaman bu Everton'ın, yani izlediğimiz Everton'ın, ki izliyorum Premier Ligi, en son Sheffield Wednesday'i yine 2-0 yendi deplasmanda. Kupada kendi evinde Sheffield United'a 2-0 yenilmişti mesela. Kötü bir Everton var. Manchester City'nin bu performansına dayanabileceğini sanmıyorum. Onlar da hafta arasında 3-0 galip geldiler kupada. Önemli bir sakat cezalı şu an görünmüyor. John Stones dışında Manchester City'de. Onun dışında Everton'da da Andre Gomez var, orta sahada sakatlığı olan. Burada Manchester City'ye tek geçtim ben. Lafı çok uzatmaya gerek yok. Sürpriz beklemedim mücadelelerden biri. İlle sürpriz arayacaksanız bu mücadelelerde sıfırla arayın en fazla diyorum. Ben Everton galibiyeti beklemiyorum. Atletico Madrid, Real Madrid 11 numaralı mücadele. Burada da Real Madrid bizi şaşırtmaya devam ediyor. Her ne kadar kötü olduğunu söylesek de Sevilla'yı deplasmanda yendiler. Kendi evinde Osasuna'yı yendiler. Atletico Madrid de Celta Vigo'yu yenememişti kendi evinde. Mallorca'yı 2-0 yendi ama bu mücadelede Real Madrid'in Atletico Madrid karşısında çok zorlanacağını düşünüyorum. Ben baktığımız zaman ev sahibinde sakat cezalı göremiyorum. Real Madrid'de Asensio ve Modric'in sakatlıkları devam ediyor ve yazdan kalma bir hazırlık mücadeleleri vardı. Bilenler hatırlayacaktır. 7-3 yenmişti o turnuvada, hazırlık maçında Atletico Madrid. Tabi o zamandan bu zamana çok şey değişti ama Real Madrid biraz daha düzeldi. Ben yine direkt sıfır aradığım mücadelelerden biri, yani beraberliğin ağır bastığını düşünüyorum. Dönerse belki Atletico Madrid'e döner. Çok önemli bir derbi diyebiliriz çünkü buna. Dediğim gibi bütçesi olanların yine kapatması gereken mücadele de ben ne tarafa döneceğimi bilemediğim için dediğim gibi %50 berabere bitecektir. %25 buraya şey veriyorum, ben ihtimal veriyorum. O yüzden direkt sıfır olarak aldım. Kuponuma risk aldım. Siz yanına mutlaka bir tercih daha koyun bir tarafa doğru. Artık kim kazansa şaşırmayacağım bir mücadele. 12 numaralı mücadele Getafe Barcelona mücadelesi. Barcelona'da Messi'nin oynamayacağını söyleyelim son haberlere göre. Yine bir önceki mücadelede sakatlanıp çıkmıştı ve bir sonraki bu Getafe maçına yetişemeyecek. Hatta Şampiyonlar Ligi'nde sanırım Inter'le oynayacaklar. O maçı bile kaçırma ihtimali varmış. Messi'nin olmadığını söyleyelim kesin bir şekilde. Çıkan haberler bu şekilde. Ama Getafe işte Barcelona'ya sürpriz yapabilir mi? Yapsa bile en fazla sıfırla yapacaktır diye düşünüyorum. Burada da 0 ve 2'yi birlikte alabilirsiniz diye düşünüyorum. Hafta arasında Getafe Valencia ile 3-3 berabere kalmıştı. Yenilmeyeceğini söylemiştik. Bu kadar gollü bir maç beklemiyorduk ama en azından burada Getafe Barcelona'ya en fazla beraberlikle sürpriz çıkartabilir ama ben kuponu yüksek tutmamak adına direkt 2 olarak aldım Barcelona'nın galibiyetini ama 0'ı da mutlaka alın siz. Bütçeniz varsa direkt sürpriz arayacaklar, 0 alsınlar zaten. Getafe'nin yeneceğini sanmıyorum. Paderborn Bayern Münih mücadelesinde kesinlikle herhangi bir sürpriz beklemiyorum. Çok çok böyle direklerden dönüp kaleciler devleşmedikçe Bayern Münih kazanacaktır bu mücadeleyi. Önemli bir sakatı cezalısı olmadığını görüyoruz. Siz yine kontrolünüzü yapın. Paderborn'un Bayern Münih'e kafa tutacak kadar iyi olduğunu düşünmüyorum ben. O yüzden direkt 2 olarak tek tercih yaptığım maçlardan biri. 14 numaralı mücadele Milan Fiorentina. Yine burada da Milan'ın pek tat vermediğini görüyoruz. Geçen maç kendi evlerinde Inter'e yenildiler. Ondan önce hep 1-0-1-0 Verona ve Brescia'ya yenmişlerdi. Ama Udinese'ye yenilmişlerdi. Inter'e de geçen hafta Inter'e 0-2 oynamamız gerektiğini söylemiştim. Fiorentina da fena değil. Yine Atalanta ile beraber kaldı. Kendi evinde Sampdoria'yı yendi. Önemli bir sakat cezalı görünmüyor. İki takımda da şimdilik maçın yine ağırlıklı olarak berabere biteceğini düşündüğüm için risk aldım ben. 0-2 sürprizini arayacaktım ama vazgeçtim. Direkt 0 olarak aldım. Yine bütçesi olanlar bir tane daha tercih yapsınlar. Benim kupamda direkt 0. Son mücadelemiz Manchester United-Arsenal mücadelesi. Yine zorlu bir mücadele. Baktığımız zaman her iki tarafında alabileceği bir mücadele. Hafta arasında iki takım da kupada. Manchester United Rochdale'ı geçti. Arsenal Nottingham takımını geçti. Manchester United tabi ev sahibi faktörüyle bir adım önde diyebiliriz. Sakat cezalıya baktığımız zaman Marcus Rashford'un yine oynamayacağını söyleyelim. Sakat, Luke Shaw yine sakat. Manchester United'da Arsenal'de Lacazette'in sakatlığı devam ediyor. Burada da ben taraflardan birinin yeneceğini düşünüyorum. Beraberlik beklemediğim bir mücadele. Manchester United kendi sahasında favori olacaktır zaten. Yenebilir. Sürprizi de Arsenal galibiyetiyle aradım. Ben 1 ve 2 olarak koydum bunu kuponuma. Bunları koydum dediğimin toplamı 128 lira. Fikirlerimi aktarmaya çalıştım. İnşallah siz de bütçeniz
düşündüğümüze göre aramızdan bir 15 tutturan olur inşallah. 1 milyondan fazla para olması bekleniyor. Hepinize bol şanslar diliyorum bu hafta. Dediğim gibi like yorumlarınızı gönderirseniz sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.